Merhaba, bu videoda Scratch nasıl kurulur, web sitesi nedir, butonlar ne işe yarar, bunlara bakacağız ve biraz da yapabiliyorsak hareket vermeye çalışacağız. Scratch diye yazdığımız zaman en üste çıkan Scratch Meet Edu bizim sitemiz. Burada Türkçe geldi. Türkçe gelmediyse dili kendiniz ayarlayabilirsiniz. Buradan üyelik yapabilirsiniz. Scratch'a katıl diyebilirsiniz. Oluştur diyerek başlayabilirsiniz. Direkt projeler üretmeye başlayabilirsiniz. Üyelik yaparsanız kayıt da yapabilirsiniz. Hani kayıt yapıp kaldığınız yerden de devam edebilirsiniz. Bunun haricinde burada örnekleri de var. Yapılmış örnekleri de var. Hatta bazı yerlerde kalan fikirlerden de, yapılan fikirlerden de üzerine ekleme yaparak devam edebiliyorsunuz. Yaratmaya başlayın da diyebiliyorsunuz. Yine Scratch'ı bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. İndir diyerek. Burada da offline editör çıkıyor. Offline editörde bilgisayarınızın tipine göre burada direkt indirme var. Bastığınız zaman Scratch.exe iniyor. Tıklayıp kur diyorsunuz ve masa üstüne geliyor. Burada Scratch 3 versiyonu var. Ben de halihazırda inmiş olduğu için oradan devam edeceğim. Bakın burada bu indirilmiş halini açtığınızda gelen ekran görüntü. Çift tıklayıp açtım. Klasik yani. Siteden girerseniz de benzer şeyler var. Önce ne nedir iyice anlayalım. Mesela şurada diller var. Dünya işareti olan yerde. İstediğiniz dili seçebilirsiniz. Ben daha önce Türkçe ayarlamışım. Demek ki Türkçe geldi. Sonra şurada eğitici dersler diye bir şey var. Buradan kurs gibi hangi nasıl bir şey yapmak isterseniz ona bakıp basıp kodlarını direkt size adım adım anlatıyor. Oradan örnek alarak da çalışmaya başlayabilirsiniz veya bu tip videoları takip edebilirsiniz. Önce genel kavramları iyice anlayalım. Mesela şurada gördüğünüz karakter, şu karakter bizim kuklamız. Biz bunlara kukla diyeceğiz. Kimi oynatıyorsak o bizim kuklamız. Bir de şurada gördüğünüz şey sahne dediğimiz yer. Bunun adı da dekorlar, arka plan, arka fon dediğimiz şeyin adı da dekorlar. Dekorları buradan yapıyoruz. Bakın direkt yanında açıklama geliyor zaten. Bir dekor seç. Şu arama butonundan dekor seçebiliyorsunuz. Fırçadan kendiniz çizebiliyorsunuz. Bu sürpriz, rastgele seçiyor. Burada da dekor yükle bilgisayarında var olanı seçiyorsun. Keza aynı şeyi kukla için de yapabilirsiniz. Kukla seç, kendin çiz, sürpriz olsun, bilgisayardan yükle. Şurada kodlarımız var. Buradan bu kodları tutup buraya sürükleyeceğiz. Ve ne istiyorsak onu yaptıracağız. Bu kodların nasıl çalıştığını bu videoda başlayabilirsek, çok uzun olmazsa başlayacağız. Değilse diğer videolarda iyice detaya girerek anlatacağız. Bir de şurada ben bunu çok seviyorum. Eklenti ekle diye bir şey var. Bu eklentilerden size uygun olan, kafanızdaki projeye uygun olan şeyleri indirebilirsiniz. Mesela işte çeviri ekleyebilirsiniz. Diyelim ki dille ilgili bir şey yapıyorsanız. Mesela benim İngilizceden Türkçe'ye çeviri hikaye kitaplarım var. Belki de oralarda kullanılabilir. Veya mesela burada enstrümanlarla ilgili kalem kuklanla bir şeyler çizmek istersen, yani kuklan oynadıkça çizim yapsın dersen kaleme eklersin. Kamera ile hareketi algıla dersen yapar. Metinden sese mesela bu güzel. Yazı yazacaksın ama o konuşacak. Gibi şeyler var. Buradan eklentiler projenize göre indirebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Şu da şöyle bir örnek göstereyim. Tutup sürükleme yöntemiyle çalışır. Blok tabanlı kodlamadır zaten Scratch. O yüzden kolaydır ve zevklidir. Blokları büyütür, eksi küçültür takdir edersiniz ki bu da ilk haline getirir. Kostümler dediğimiz şey
Şey gibi düşünmeyin, kılık kıyafet gibi düşünmeyin. Kostüm dediği şey, bazı kuklalarımız hareketli olacak. Yani bir kuklayı aldığınız zaman birden fazla nasıl diyeyim, hareketi içeren bir şey almış olacaksınız. Az sonra bir şey yapacağım onunla alakalı. Haliyle kostüm değiştir dersen, sonraki kostüm dersen, bir bunu gösterecek, bir bunu, bir bunu gösterecek, bir bunu. Bakın, bu böyle bir ayağı önde, bu ayağı arkada koşar gibi. Buraya açmışken bunu da göstereyim. Buralardan bakın, zaten üstüne gelince şöyle tıklamadan görüyorsunuz. İşte rengine doldurabilirsiniz. Ne bileyim, mesela çizgileri doldurdum şimdi. İçini doldurabilirsiniz. Bakın, daha tıklamadan ne değişiklik yapacağını gösteriyor. Mesela pijama maskelere benzedi şöyle. Şu haliyle bakın. İçini doldurabilirsiniz. Böyle hatta bence daha sevimli oldu. Onun haricinde işte silebilirsiniz. Metin ekleyebilirsiniz. Çember, çizgi, kare falan filan ekleyebilirsiniz. Şimdi sesler bölümü var. Buraya da bakalım. Sesler bölümünde takdir edersiniz ki ses ekleyeceğiz. Nasıl ses ekleyeceğiz? İsterseniz bakın, gene burada hoparlör ve yanında artı var. Yani bir ses seçersiniz. Buraya gelip diğerlerine tıklamadım ama buralarda da göreceksiniz tıkladığınız zaman. Bir sürü versiyon var. Bir sürü kategori var. Belki sadece bir hayvan sesi arayacaksınız. Mesela kediydi. Miyav diyeceksiniz. Miyav diyecek. Sesin neye benzediğini görmek istiyorsanız şuradaki play işaretinin üzerine gelip şey yapabilirsiniz. Neye benzediğini dinleyebilirsiniz. Başka bir miyav daha var. Bu da böyle bir şey. Bir sürü çeşit seslerimiz var. Bunları karma da yapabilirsiniz. Onları da göreceğiz. Notalar var. Belki müzikle ilgili bir şey yapıyorsunuz. Sporla alakalı var. Veya direkt kendiniz de yazıp arayabilirsiniz. Kendiniz yazarken temel düzey İngilizce bir şeyler bilmelisiniz. Çünkü genelde seslerin adları İngilizce. Mesela cat yazdım. Kedi. Mesela belki köpeğime ses arayacağım. Bakın dog 1, dog 2 ve growl. Growl hani rar gibi bir şey. Şeklinde. Bu detaylara kurcalaya kurcalaya zihninizde ne varsa en uygun şeyi bulacağınızdan eminim. Mesela bir ses kaydettiniz. Bakın sesi hızlandırıp yavaşlatabilirsiniz. Daha gür çıkarabilirsiniz. Daha yumuşak. Tamamen susturabilirsiniz. Artırıp azaltabilirsiniz. Robot gibi çıkarabilirsiniz. Bir sürü şey var. Hatta birkaç sesi de birleştirebilirsiniz burada. Yapacak çok şey var. Yani tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış gibi bir şey diyebilirim. Başka ne söyleyebiliriz burada? Şunu mesela silmek istersen buraya atarım. Her kodun ayrı kategorileri var. Bizim için en önemlisi şu. Olaylarda yeşil bayrak tıklandığında, Scratch'ta yeşil bayrak çok önemli. Genelde bir şeyler yeşil bayrakla başlatılır. Yeşil bayrakla başlatılır. Mesela diyelim ki yeşil bayrak tıklandığında, hadi ufak bir örnek yapalım. 10 adım gitsin. Tıklıyorum. Gitti. Bu kadar. Ben sürekli 10 adım, hani gitti durdu. Değil mi? Mesela bir sonraki, hani dedim ya kostümü var. Bir sonraki harekete geçsin istiyorsam sonraki kostüm diyeyim ve yine göreyim. Bakın rengi de değişti. Çünkü ben sadece ilk kostümdeki rengi değiştirdim. Peki ben bu hareketi böyle yapsın dursun istemiyorum. Sürekli tekrarlasın dersem kontrole geliyorum ve sürekli tekrarla, çok kullandığımız bir şey. İstiyorsan sadece bir kısım tekrarlasın diyorsan, mesela 10 defa tekrarla, şu sayıyı değiştirebilirsin. 5 defa tekrarla, 3 defa tekrarla diye yapabilirsin. Ben sürekli tekrarla diyeceğim. Tuttum bunu aldım.
kodlarımı bakın yukarıdan çekersem toplu gider. Bu detayları anlatalım. Şayet bir kodu ayırmak istiyorsam bakın yukarıdan çekersem altındakilerle beraber gelir. Alttan ayıracaksınız. Diyelim ki ben bunu silmek istiyorum, atacağım. Alttan ayıracaksınız. Şimdi ben bu kodları alıp bunun içine yavaş yavaş getirdiğim zaman bakın kendi kendine genişliyor, görüyor musunuz? O ona uyacak ve yerleşti. Bunu bununla birleştirmezsem durdurmak istiyorum. Bak kedi burada titriyor. Gitti, devam ediyor. Durdurmak istiyorum. Kırmızıya basarım. Birleştirmezsem etki etmez. Bunun haricinde kedimi tutup istediğim yere bırakabilirim. Sürükleme yöntemiyle dekorda istediğim yere koyabilirim. İsterseniz bir de arka fon ekleyelim. Dekorları da görün. Her çeşit dekor var yine. Mesela kedi olduğu için bahçeli bir yer seçelim. Şöyle bir şey olsun. Şurada da kale olsun. Kedi olduğu için sanki böyle koşuyormuş gibi olsun. Tamam mı? Ne yapalım? Ufak bir deneme yapalım mı? Evet. Şimdi bakın. Buraya bir daha tıkladığımda da durdu. Gitti ve yoldan geri dönmedi. Yoldan geri dönmedi. Duvarın ötesine gitmeye çalıştı. Mesela ben bunu onun için sürekli tekrarla değil de belki de birkaç defa tekrarla desem nasıl olur? Şöyle 10 yerine 5 diyeyim. 10 yerine pardon yazamadım. 5 diyeyim ve birleştirelim. Bakalım ne olacak? Şimdi bakın her sefer ben tıkladım 5 defa tekrarla. Çünkü otomatik sonraki kostüme geçişi yapmadım. Şimdi mesela şuradan bir tane kedi kuklasını siliyorum. Dekorumu da değiştireceğim. Önce hareket halinde bir tane kukla alayım. Yürüyen bir kukla alayım. Walk, yürümek. Walk, yürüyen bir kukla alayım. Kim olsun? Bakın, üzerine gelince de hareketleri görürsünüz. Bak. Bakın. Ayağa kalkıyor, düzeliyor. Bu yürüyor. Bu da yürüyor. Ben şu yürüyen ayıyı kullanmak istiyorum. Çift tıklıyorum. Ve ayı geldi. Dekorumu da değiştirmek istiyorum. Bu arada az önce kediyi silerken görmüşsünüzdür ama ben bir daha söyleyeyim. Her bir şeyi silmek istiyorsanız, neyi silmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ve şurada çöp kutusu var bakın. Ona bastığınız an silebilirsiniz. Dekor da seçeceğim. Ormanda olsun ayı olduğuna göre. İsterseniz buraya forest, jungle diye de arayabilirsiniz. İsterseniz buradan aşağı doğru bakabilirsiniz. Ne olsun? Şu olsun. Bu iyi. Bu daha uygun. Ayımı tutup şöyle getirmek istiyorum. Tam yolda yürür gibi olsun. Ama ayı resme göre çok büyük göründü. Biraz küçültmek istiyorum. Bakın burada büyüklük var. Buna atıyorum 80 olsun. Tıkladığım zaman daha ufak oldu. Bir de şurada da birkaç detay var. Onları da söyleyeyim. Şunlar arkadaşlar bakın biraz daha geniş alan kodlara geniş alan açmak için şu da tam ekran yapar. Farklı görünüm sahneye farklı görünümler, farklı miktarlarda alanlar verir. Şimdi bu ayı ve dekorumuz hazır. Aslında hareket vermeyi başka bir videoya bırakacağım ama ufak bir çalışma yapalım. Sonra devam edelim bir sonraki videoda. Şimdi olaylara geldim. Yeşil bayrak tıkladığında dedim. Ne olsun yeşil bayrak tıkladığında, ne yapsın bu ayı? 10 adım yürüsün mü? Bakın dönme var, şu konuma gitme var. Hepsini inceleyeceğiz. Bir de
biraz bakıp biraz kurcalamak lazım. Hani şunu yapsam ne olur, bunu yapsam ne olur. Kaybedecek bir şeyiniz yok. Al, at buraya, bitti gitti. Kafana uymadıysa kafandakini. Şimdi 10 adım git deyince biliyorsunuz bir tane gidiyor sadece. O zaman ben bir yandan da ne istiyorum? Bunun kostümleri var ya, sonraki kostüme geçsin istiyorum. Ve bunun sürekli olmasını istiyorum. Sürekli tekrarlayı tuttum. İçine attım. Yeşil bayrak tıkladığında dedim, tıklayalım. Ayı gitti, gelmedi. Şimdi burada iki sorun var. Birincisi, ayı şöyle tutup geri getireyim. Gel bakalım buraya. Birincisi çok hızlı yürüyor. Değil mi? Çok hızlı yürüyor. Mesela bunu küçültelim, bunu yavaşlatalım. İkincisi de kenara geliyor, devam ediyor. Kenara gelsin ve geri dönsün diyorum ben. O zaman gene harekete geleceğim. Bak hep bahsettiğim, istediğim şeyler hareketiyle alakalı şeyler. Kenara geldiyse sektir diyeceğim. Şuraya koysam ne olur bakalım. Evet. Şimdi dikkatinizi çeken ne var? Kenara geldi, sektirdi ama baş aşağı döndü. O zaman bir sorunumuz daha var. Dönerken baş aşağı dönmesin. Sağa sola gidecek şekilde dönsün. O zaman dönüş stilini sağ sol yap diyeyim. Bakalım şimdi. Güzel. Şimdi böyle sinirlenmiş gibi hızlı gitmesin de arada böyle yavaşlasın. Ne olsun, ne olsun? Kontrolde mi? Bakalım. Bakın ben de kurcalıyorum. Kontroldeydi. Her birini ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Şuraya koysam ve 1 saniye bekleyi de 0,5 saniye yapsam acaba nasıl olur? Bakın ağır 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 gitti. Sonraki kostüme geçiyor, yani sonraki harekete geçiyor, duruyor, geçiyor, duruyor. Bunu 1 saniye de yapabilirsiniz. Bakın. Bakalım nasıl olacak. Evet. Sonra ben diyorum ki hadi biraz daha detaya gireyim. Mesela ben buna ses de ekleyeyim. Şimdi gece vakti ormanda yürüyen bir ayı. Şöyle biraz ürkütücü bir ses ekleyelim. Değil mi? Ne olsun mesela? Döngülere bakayım. Döngülere bakayım. Şurada bakın. Mystery. Gizemli ses var. Orman sesi de var. Ona bakalım. Oh. Şuna bakalım. Şu sesimizi biraz kısalım. Bu sanki tehlike yaklaşıyor gibi, değil mi? Bunu da ekleyelim. Şu pop sesi var. Bunu istemiyorum, çöpe attım. Koda geldim. Şimdi bakayım ne oldu? Sesi seçtim ama daha buraya eklemedim. Değil mi? Şimdi ses diyeceğim. Mister sesi bitene kadar çal. Acaba şuraya koysam ne olur? Bak hep deniyorum. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Ne oldu biliyor musunuz? Bu kodlar sırayla çalıştı. Ben şu komutu vermiş oldum. Yeşile tıklayınca önce bu müziği çal bitene kadar. Tamam mı? Bitince gel bunları yap demiş oldum. Ama ben bunu istemiyorum. Ben ne istiyorum? Alttan tutup ayırıyordum. Bir yandan müzik çalsın istiyorum. Bir yandan da bu adam yürüsün istiyorum. Hop. Şöyle. Bir yandan da bu adam yürüsün istiyorum. O zaman acaba şöyle ayrı kursam ona da. Nasıl olur? Yeni bir sorun. Müzik sustu. Çünkü bitene kadar çal dedim ama ben buna
bu adamın hareketini, ayının hareketini sürekli yap dedim. Yani sürekli git gel. Ama müziğe sürekli yap demedim. O zaman ona da sürekli tekrarla diyeyim. Anlıyor musunuz nasıl değiştirdiğimizi, bir şeyleri duruma uyarladığımızı? Aslında hep ihtiyaca göre ne eksik diye bakıyorum ve devam ediyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi ayı da sürekli yürüyor. Müzik de sürekli çalıyor. Şimdi ben son bir şey daha ekleyeceğim. Hadi artık tam olsun. Ben diyorum ki bu ayı gece ormanda yürüyor ya, yürüsün yürüsün sabah olsun. Bir daha bir dekor daha ekleyelim. İlla sadece bir dekorda çalışmak zorunda değiliz. Onu da görmüş olun. Şöyle sanki ormanın sabah hali gibi bir şey var. Tamam mı? Ne yapsın? Bitene kadar çalsın. Görünümden sonraki dekora geçsin bu sefer. Tamam mı? Yürürken ona, her 10 adımda bir sonraki harekete geçiyor, sonraki kostüme. Bir yandan da müzik her bittiğinde dekor değişsin. Bir sabah olsun, bir akşam olsun. Bakayım ne oldu şimdi. Niye beyaza döndü? Niye beyaza döndü? Çünkü bakın dekorlara geldiğim zaman şuradan bakın beyaz dekor duruyor. Ona da geçti. Ben bunu istemiyorum. Sadece bu iki dekoru kullanmak istiyorum. Ama bak az önce kedi için atadığım şu orman dekoru da duruyor. Bunu da istemiyorum. Görüyor musunuz hata yapa yapa ne güzel öğreniyoruz. Devam ettim. Şimdi bakayım ne olacak acaba. Kodumuz dedik. Hareket dedik. Şöyle kuklaya tıklayınca bütün kodlarım göründü. Bir bakayım şimdi ne olacak. Gördüğünüz gibi kafamda kurduğum her şeyi yaptım. Yürüyüş imajı versin diye sonraki kostüme ekledim. Özet geçiyorum. Ondan sonra çok hızlı yürümesin diye süre ekledim. Bekleme ekledim. Geldi sayfanın sonundan gitmeye devam etmesin diye kenara geldiyse sektirsin dedim. Baş aşağı dönmesin diye sola sağa gitsin dedim. Müzik de ekledim, onu da sürekli tekrarladım. Müzik çalarken bir yandan da arka fon da değişsin istedim ve sonraki dekor dedim. İstemediğim şeyleri çöp kutusundan attım. Hareket istediğim için başka birkaç kostüm içeren bir kukla seçtim. Büyüklüğü buradan değiştirdim büyüklükten. Konumlar buradan değişecek, artık o kadarına girmeyeceğim çünkü video çok uzun olacak. Onun haricinde bütün tuşları ve ses eklemeleri şu an temel düzeyde öğrendik. Aslında buradan itibaren iş size düşüyor. Şöyle neyin ne işe yaradığını elbette göstereceğim her videoda ama buradan itibaren size büyük iş düşüyor. Kurcalamanız gerekiyor. Dur şunu yapsam ne olur? Buna etsem ne olur diye bakmanız gerek. Kaydetmeyi de göstereyim. Bunu kaydedeyim, birinci hareketi göstermiş olayım. Bir sonraki videoda hareket sadece bundan ibaret değil. Ben belki kodlarla hareket ettirmek istemiyorum. Bilgisayarımın klavyesiyle hareket ettirmek istiyorum. Mesela bu ok tuşları var ya, sağ sol yukarı aşağı ok tuşları. Onlarla hareket etsin isteyeceğim. Sonra bir sonrakinde de faremi takip etsin isteyeceğim. Mesela bu ayı faremi ben sağa getirince sağa gitsin, sola getirince sola, yukarı getirince yukarı.
aşağı götürünce aşağı gitsin. Sonra perspektif katmak isteyeceğim. Uzaklaşınca küçülsün, yakınlaşınca büyüsün isteyeceğim. Sonra diyeceğim ki yok yok dönsün. Bütün hareketin detaylarına gireceğiz sonraki videolarda. Dosya diyorum. Bilgisayarıma kaydet diyorum. Onu da gösterelim ve devam edelim. Scratch projesi değil de hareket 1 olsun. Çünkü hareketlerin devamı gelecek. Nereye kaydetmek istiyorsan onu seçiyorsun. Ben şuraya kaydetmek istiyorum. Scratch'a ve kaydet diyorum. Bir sonraki açtığımızda isterseniz üzerine yazmaya devam edecekseniz bilgisayardan yükle dersiniz. Çünkü boş bir sayfa açıyor her seferinde. Onun üzerinde çalışmaya devam etmek istiyorsanız veya dosyadan yeni dersiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.